bronz olmak üzere 5 madalya kazanılmıştır. Bu tarihi başarıdan sonra Türk güreşi adeta şaha kalkmış. Bayrağımız Gönder'den, güreşçilerimiz kürsüden inmiştir. İleriye taşımak için, yeni şampiyonlar çıkarmak için Ataspor'un güreşi madalya deposuna daha... 98 yıllık federasyon olmamıza rağmen güreş federasyonumuzun hizmet binası yok. Güreş federasyonumuzun kamp eğitim merkezi yok. 1 Eylül'de ihalesi bitmiş Taha Akgül spor salonu yanında 250 yataklı otel, 2 katlı federasyon binası, 8 minderlik güreş salonu ve altında sağlık merkezinin, yüzme havuzunun ve kondisyon salonlarının olduğu bir tesise, bir kamp eğitim merkezine kavuşmuş olacağız. 1,5 yılda bitmesi planlanıyor. Çok büyük bir eksiğimizi burada tamamlamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elmadağ'da serbest, Sarıyer'de de Grokramen milli takım kamp yerlerimiz vardı. Ancak kadınlara ait bir kamp yerimiz yoktu. Yalova Termal ilçesinde kamp eğitim merkezini bitirdik, tamamladık. Yani bakımını, onarımını yaptık. Yanında salonu da hazır. Her şey hazır. Allah nasip kısmet ederse 6 Kasım'da seçimlerden sonra oranın da açılışını yapacağız ve orayı da Türk güreşine kazandırmış olacağız. Yaşar Doğu'nun evi Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Oranın biz müracaatını yaptık. Sağlık ocağı olan planda sağlık ocağı gölgeyenin plan değişikliğini yaptırdık. Yani müze ve kültür evine dönüştürdük. 6 Kasım'da Rabbim bize nasip ederse oraya da Türk Güreş Müzesi'ni kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönem bir nevi tesisleşme dönemimiz olacak. 3 tane çok önemli projemiz var. 6 Kasım'da delegelerimiz bizi teveccüh eder. Bize bu görevi verirlerse inşallah Türk güreşi kazanacak diyoruz. Kırılması zor bir başarıya, bir rekora imza attık. Yani tekrar söyleyeyim, 18 liradan sonra 3 dünya şampiyonluğu, 52 liradan sonra 5 madalya olimpiyatlarda, 70 liradan sonra 6 şampiyon ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kırılması zor bir rekor. Avrupa'da 16 madalya kazandık. Yani bu bir gerçekten büyük bir şey, rekor. Bunlar bizim referansımız. Yani gelecekle ilgili biz tekrar başaracağız dediğimiz vakit, ya nasıl başaracaksınız dememeniz için biz bunları başardık, yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde başaracağımıza inanıyoruz. Pandemi şartları tabii bütün ülkemizi, bütün dünyayı olumsuz etkilediği gibi bizleri de, güreşi de çok olumsuz etkiledi. Bir kere bu pandemi şartlarını biz Güreş Federasyonu olarak iyi yönetemediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada biz çok panik yaptık. Antrenmanlara, kamplara çok uzun süre ara verdik. Çalışmalara, kamplara geç başladık. Başladığımızda da temassız kampları yaptık. Akabinde çocuklarımız COVID oldular. COVID'in gölgesinde kota maçlarına gittik. Hatta Macaristan'da 5 tane sporcumuz COVID çıktı. Orada karantinaya alındılar. Bizim dönemdeki aldığımız başarılara baktığımız vakit 2021 Tokyo Olimpiyatlarında tabii beklentimizin altında kaldık. Güreşteki güçlü ülkelere baktığımız vakit hemen yanım başımızda Rusya, İran, işte Amerika gibi ülkeler bu COVID sürecinde çalışmalarını hiç aksatmadılar. Hiç kamplara ara vermediler. Biz çok ara verdik. Çok gerisinde kaldık. Güreş öyle bir
nankör bir spor ki siz bir hafta bıraktığınız vakit o sizi bir ay bırakıyor. Ondan sonraki çalışmalarımızda tabii biz bu açığı kapatamadık. Büyük bir şampiyonaya bir sporcunun katılması için yani formda olması için en az 50 maç yapması lazım. Yani 50 maç yapması lazım. Maalesef bu Covid korkusuyla çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak o endişeyle uluslararası turnuvalara çok katılamadık. Bu da bizim için çok büyük eksi oldu.